götürür müsün? Ne demek be? Eve al şurada. Kime o? Benim muhtarım be. Çoluğa sat. Jandarmalar geldi. Seni istiyor. Bir yol ver hele. Hoş geldiniz. İçeri buyurun. Gelmeyelim muhtar. Acelemiz var. Memlekette olanlardan haberin var mı? Daha geçen gün verdim. Harp olacakmış dediler. Doğru duymuşsun. Düşman Çanakkale'ye dayandı. Seferberlik var. Eli silah tutan herkesi istiyorlar. Benim birlikte de sizin köyden iki kişi var. Hem onları alayım dedim, hem de sizin köylü bir Mehmet vardı. Balkan'da vuruş duyduk. Cepheden arkadaş gelmişken onu da bir göreyim dedim. Ben adım hele bir içeri buyurun, bir soluklar hele. Düşman dayandı diyor. Durmak zamanı mı? Haklısın Çalık. Varın gidelim. Mehmet daha demin yanındaydı. Şimdi evdedir. Gitmeden Ahmet'e de uğrarız. Allah'ım işine bak. Karim'in bugün düğünü var. Neylersin muhtar? Demek ki düğün Çanakkale'ye nasipmiş. Oğlum koş düğün evine haber ver. Biz de geliyoruz. Emin olsun koca! Hayırdır inşallah. Buyur muhtarım. Hayrola kızım. Mehmet'e baktım. Misafir var. Evde mi? Haber vereyim. Bey, dışarıda muhtarım ile beraber iki asker var. Seni isterler. Hoş geldiniz. Vay çavuşum, şükür kavuşturana. İçeri buyurun. Gelmeyelim Mehmet. Köyden asker almaya geldim. Düşman Çanakkale'ye dayandı. Seferberlik var. Gelmişken seni de bir göreyim dedim. Seferberlik mi? Ben de geleyim. Ne desem ki Mehmet'im. Ben buraya iki asker için geldim ama kendin bilirsin. Lakin gitmek var, belki dönmek olmaz. Şunun lafına bak. Kaç yıl Balkan'da vuruştuk. Ölümden korkar ki. Bekleyin, silahımı alıp geliyorum. Gördün mü muhtar? Bu hep böyle. Bir kere de Balkan'da terhis ettikleri zaman illa Yemen'e gideceğim diye tutturuyordu. Hanım, şu silahımı getir. Çanakkale'ye düşman dayandı. Ben harbe gidiyorum. Gözün arkada kalmasın bey. Bizi düşünme. Var git düşman üstüne. Kalır mı elbette benim oğlum? Ben onu ak sütümle büyüttüm. Durma oğul. Var yetiş. Baban da Rus harbinde şehit olmuştu. Sen şehit olsun. Şehit olma, durmak yaraşmaz. Ana hakkını helal et. Gidip dedem bebek var. Elif'im sana emanet. Enişte ben de geleyim, ne olur beni de götürün. Ulan Recep, sen daha küçüksün oğlum. Sen evde kal, evdekilere göz kulak olursun. Sen ne diyorsun muhtar? Vatan yolunda savaşın küçüğü büyüğü olur mu? Varsın, o da gelsin. Bize göz kulak olmaya ne hacet? Ben daha ölmedim. Ver elini öpeyim bana. İnşallah şehit olursam sakın benim için ağlama. Bil ki şehitler ölmez. Şuraya bak, çavuş! Ahmet Çağla'dan geliyor. Emeğe gerekli olmadı. Ahmet, çavuş size almaya gelmiş. Çanakkale için sefer emri çıkmış. Lakin bekleyecek vakit yok. Tez olman lazım. Vatan için can feda muhtar. Hemen geliyorum. Gonca gülüm, iki gözümün nuru. Canından çok sevdiğim yarım. Seferberlik çıkmış. Vatan savunma tarısı bize düştü. Hakkını helal et. Allah'a emanet ol. Yiğidim, evimin dileği, gönlümün sahibi. Var git, gözün arkada kalmasın. Evin de, yurdun da bana emanet. Sakın aklımda kalmasın. Adın ne senin? Ali Eyüboğlu, Mehmet'ime komutanım. Nerelisin sen? İzmirliyim komutanım. Demek Mehmet Efe. Söyle bakalım Mehmet Efe. Sen neden buradasın? Efendim? Vatan için düşünmeden kanını son damlasan dek çarpıştırmaktır derdi babam komutanım. Toprağıma, namusuma göz diken bu kardeşlerden kanını son damlasan dek
hakkın olursa. Ne demek nelerdir? Sen de ben yazayım. Kadim dostum benim. Sevgili anne babacığım, ellerinizde öper selam ederim. Ben burada çok iyiyim. Beni merak etmeyin. Kardeşlerim nasıllar? Köyün burnunda tutar anam. Biz burada var oldukça düşman bir adım bile ilerleyemeyecek evelallah. Diyeceklerim bitti mi halim? Bitti, kapat devrem. Aa devrem, dur hele dur, şunları da ekleyelim. Anacığım kafama kına yaptın. Burada komutanlarım ve arkadaşlarım benle hep dalga geçtiler. Kardeşim Ahmet'e de yakma. Onunla dalga geçmesinler. Ellerini hasretle öper selam ederim. Öküzü sattık. Paranın yarısını sana, yarısını da cepheye gidecek kardeşine veriyoruz. Şimdi öküzün yerine tarlayı ben sürüyorum. Zaten artık zahireye de fazla ihtiyacımız olmadığı için fazla da yorulmuyorum. Siz sakın bizi düşünmeyin, bizi merak etmeyin. Köyde her şey yolunda. Herkesin dilindeki duası sizlersiniz. Ali, ananın da sana diyeceği bir şey var. Thank you.
bizim hakkımızı bu millet nasıl öder? Şu düşmana yurdumuzu amir atalım da boşver sen bizim hakkımızı. İnşallah bacım, bu düşmanların hepsini atacağız yurttan. Söyle bakalım, sen kaç yaşındasın? 18 yaşındayım. Allah'ım görüyorsun, genciyle yaşlısıyla, çocuğuyla, kadınıyla hepimiz seferber olduk. Sen bizi muzaffer kıl. Amin. Bacım, bu yaşlı teyze kim? O benim ninem. Oğlunun biri savaşta şehit oldu. Peki bu delikanlı niye bize hiç bakmıyor? O benim oğlum evladım. Abisi savaşta şehit oldu. Niye bize ilgi göstermiyor yoksa bizi küçük mü görüyor? Estağfurullah evladım. Olur mu öyle şey? Niye ayağa kalkmıyor da öyle gururla kurulmuş oturuyor? Gururundan değil evladım. O da abisi gibi savaşa gitmişti. Savaşta bir ayağını kaybetti. Ayağı iyileşir iyileşmez askere geri döndü. Ama onu askere almadılar. Ya. Şu tarzı gelin ve sırtındaki bebek de onun. Niye konuşmuyor? Dilsiz mi yoksa? Dilsiz değil. Konuşabiliyor. Ama vatanımız düşman işgalindeyken askere alınmamak ona öyle ağır geldi ki o gün bugündür ağzına tek bir kelime bile almadı. Dur bakalım nene, bir konuşalım mı Anadolu Aslanı'yla? Boşuna yorma kendini evladım. Selamını bile almaz kimsenin. Delikanlı, duyduğuma göre bir bacağını vatan uğruna vermişsin. Adın ne senin? Bu ne halde be? Karşında bir Türk komutanı ve Ömersen Kılın dahi kıpırdatmadan oturuyorsun. Kalk doğru dere. Bak yiğidim, acını anlıyorum. Hangi Türk istemez ki bu zor zamanda cephede olmayı? Hangi Anadolu delikanlısı şehitlik sevdasıyla coşmasın? Seni anlıyorum, haklısın. Üzülmekte haklısın ama yanıldığın bir şey var. Aslan yarıldı olsa aslandır. Bu topalı haline hiçbir işe yaramadığını sanıyorsun. Yanılıyorsun. Kalk doğru. Cepheye gidiyoruz. Doğru mu söylediklerim, doğru mu kumandanım? Sahiden beni evden cepheye götürecek misin? Evet, sana, senin gibi bir kahramana çok ihtiyacımız olacak. Bu topal halinle mi? Koşamasan da atabilebilirsin. Haydi kalk. Sağlıcakla kalın nene. Şükürler olsun Allah'ım, sana şükürler olsun. Ana, ana, kal sağlıcakla. Sen de yavruma iyi bak köylü kızı. Ona babasının ve amcasının nasıl bir asker olduğunu anlat bir gün. Sen de aklını helal et. Ben artık komutanımla gidiyorum. Uğurlar ol evladım. Yiğidim, yarımsın ama imanın tamdır senin. Attığın kuşun boşa gitmeye. Birini bil hadi. Gittiler ana. Haydi bir de yola koyulalım. Doğru. Yola koyulalım ama artık bu bulutlar da ne? Yağmur çiler kızım. Cephaneli kıslanacak. Dur nene. Ne yapıyorsun kızım? Bebeğin üstünde körtüyü niye alıyorsun? Hasta olacak zavallı. Bebeğin örtüsünü cephanenin üstüne örteceğim. Ya hasta olur ölürse zavallı? Nene, nene. Bebek benim bebeğim. Ama bu cephane ne yapayım ölürse vatan şah olsun. Nene nene, oğlum ses çıkarmalı oldu. Çözene kızım. Oğlum, elim benim. Sen de vatan yolunda verdin ya canını. Ya şekerler olsun. Ondan sonra kanun icraleri, devletin temel nitelikleri ve hayati kurumlarının varlığı açısından önemli bir tehdit haline gelmiş Türk Silahlı Kuvvetleri de dahil olmak üzere devletin tüm kurumları ideolojik sayıklarla dizayn edilmeye başlanmış ve dolayısıyla görevleri... Reis-i Cumhur çağırıyor. Şimdi tek reforma vaktidir. Köprüleri, havaalanlarına, Reis-i Cumhur yalnız bırakmamaya haydin, duymadınız mı? Haydin! Haydin! Milletin malını ve mülkünü millete doğrultuyorlar. Milleti için oğlunu bebeğini feda edip cephanesine sahip çıkan ananın evlatlarına milletin cephanesiyle saldırı yapıyorlar. Ey şehit! Sen değil misin?
bilsin ki bir avuç askeri orduya çeviren. Haydi kalk ey şehit. Milletin için savunduğun bu toprakları 3-5 çapulcu almak istiyor. Haydi kalkın.